Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın 12 Eylül tarihinde tanıtacağı yepyeni telefonları olan iPhone XS ve iPhone XS Plus'a bakacağız. 12 Eylül tarihinde biz de canlı yayında olacağız. Bu arada şimdiden tarihini verelim sizlere. Apple'ın lansmanı yapacağı gün. Lansman gecesinde bize 3 adet ürün gösterilecek. Bunlardan bir tanesi muhtemel ismi iPhone 9 olan biraz böyle ucuz iPhone. Diğerleri de tabiri caizse amiral gemisi denilen iPhone 10S ve yine ismi tahmini olan iPhone 10S Plus olacak. Kısaca size bir 9'dan bahsedeyim. iPhone 9'da iPhone 10S ve 10S Plus'a göre farklı olan ilk şey çerçevesi olacak. Çelik bir çerçeve yerine alüminyum bir çerçeve. Cam bir gövde yerine de plastik bir gövde. Ayrıca 3D Touch özelliğinin olmadığı ve arkasında da tek kameranın olduğu bir iPhone düşünün. Bir durum daha var arkadaşlar. Bu bir tahmin bilgisi ama kesine yakın. iPhone 9'un ekranı 6.1 inç olacak. OLED ekran yerine de LCD ekran olacak. Yani bildiğiniz daha ucuz bir iPhone. Ucuz derken fiyatı yaklaşık 800 dolar olur. Şimdi kime göre ucuz, neye göre ucuz onu hiç tartışmayalım. Şimdi arkadaşlar iPhone 10S ile 10S Plus arasındaki en büyük farklılık boyut olacak. Tabii ki de 10S Plus'ın boyutuna göre 2-3 tane daha artısı olacak. 10S 5.8 inç, 10S Plus 6.5 inç olacak. 10S Plus 6.5 inç olunca ne oluyor? Tabii ki de telefon büyüyor. Telefonun büyümesiyle birlikte bataryası büyüyor. Buna bağlı olarak da daha uzun bir şarj ömrü sizi bekliyor. Tabii bir ek daha var, o da ekran gövde oranı daha tatminkar bir hale geliyor. Bunun haricinde inanın ki arasında ciddi hiçbir fark yok. O yüzden şimdi sayacağım özellikler aslında her ikisinin de özellikleri. Unutuyordum, çentik kalkmaz. Fiyat 899 dolar olur. RAM'ler 4'er GB, işlemciler A12, kameralar arkada 2'şer tane olmak üzere 12 megapiksel. Çözünürlüklerde bir fark var. iPhone 10S'in çözünürlüğü 2436x1125 iken 6.5 inçlik iPhone 10S Plus modelinin çözünürlüğü 2668x1242. Bataryalarda 10S'de 2700 ila 2800 mAh arasında, 10S Plus'ta da 3300 veya 3400 mAh gibi bir değere sahip olacak. İkna edici mi bilmiyoruz arkadaşlar. Onu anlamak için böyle bir Kasım'a kadar falan beklemek lazım. Videomuzun sonuna geçmeden önce şöyle bir toparlıyorum. iPhone 10S ve 10S Plus özelliklerinde daha hızlı çalışan bir Face ID'nin olacağı aşikar çünkü biraz yavaş. iPhone 10S Plus için daha büyük bir ekran gövde olanının olacağı da belli. Her ikisinin de tasarımı iPhone 10 ile aynı iken iPhone 10S Plus'ta ekran gövde oranı kendisi büyüdüğü için daha genişleyecek. Kameralara da kesin bir dokunurlar. Ona da geliştirilmiş iki kamera diyelim. Son olarak da iPhone 9 hariç her iki telefonun da OLED ekranlı olacağını belirtelim ve çıkışa doğru geçelim. Bu videomuzda arkadaşlar 12 Eylül tarihinde tanıtılacak ve bizim de canlı yayınla sizlere aktaracağımız Apple lansmanında gösterecek 3 tane ürünün teknik özellikleri hakkında biraz tahminlerde bulunduk. Bu verdiğimiz bilgilerin hepsi doğru da olabilir, bir kısmı da doğru olabilir. Bunu 12 Eylül akşamında göreceğiz. Ama benim merak ettiğim konu şu. Şimdi bu telefon yaklaşık 8000 TL falan olur. Ben şimdiden söyleyeyim. Şimdi cebimde 8000 TL para olsa gidip bu telefonu alır mıydın? Anketimiz şurada. Farklı telefon modelleri de var orada. Acaba onları mı tercih ederdiniz? Onu da merak ediyorum. Yorumda da hiç Apple ürünü alıp pişman olan var mı? Varsa ne oldu? Bunu paylaşabilir mi bizlerle? Artık videoyu da bitiriyorum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Lan gözlüğü yine unuttuk kafada.